Selamlar dostlar ben Selman. Bugün Fener konusuna değiniyoruz. Müzik Ve ayrıca bir de inceleme konuğumuz var. Phoenix'in LD15R El Fener'ini inceleyeceğiz. Aslına bakarsak El Fener demek işlevlerinin tümünü karşılayan bir terim değil. O yüzden ışık demek çok daha mantıklı olacaktır diyebilirim. Şimdi biraz ışık çeşitlerinden bahsetmek istiyorum fener çeşitlerinden. Öncelikle fenerler farklı kullanım özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin madenciler kafa feneri kullanırken polisler ellerinde uzun odak mesafelerine sahip fenerler kullanıyor veya yakın alanı görmek istediğinizde de geniş açılı fenerler kullanıyorsunuz. Su geçirmez fenerlerle suyun altında onlarca metre derinlikleri aydınlatabiliyorsunuz gibi farklı farklı kullanım senaryoları var. Bunlardan bizi en çok ilgilendiren de gündelik kullanım ve kamp, doğa, yürüyüş, aktivite. Bunlar için uygun olan fenerleri tercih etmeye çalışıyorum kendi adıma söyleyeyim. Çünkü çok abartı işler yapmıyoruz. Direkt kampa gidiyorum önümü aydınlatmaya, efendim uzakta neler var neler yok onları görmeye. Ufak bir fener yeterli oluyor. O yüzden Fenix'in LD15R model fenerini tercih ettim. Burada farklı fenerler de var dediğim gibi ama asıl inceleyeceğimiz model işte burada gördüğünüz model. Şimdi daha detaylı bir bakalım. İlk olarak şöyle bir kutuda geliyor. Ufak bir kutu zaten kendisi de ufacık tefecik bir şey. Baş parmağım kadar diyebilirim. Kutu içerinden neler var onlardan da biraz bahsedeyim. Fenerin kendisi, bataryası, micro USB ve kapak contası, micro USB kablo, taşıma çantası ve çeşitli dökümanlar çıkıyor. 5 yılda garantisi var. Üzerinde de belirtmişler özellikle. Bu feneri niye tercih ettim ondan da biraz bahsedeyim. Hafif ve ufacık bir şey olması her zaman yanınızda taşıyabiliyorsunuz. En iyi ekipman yanınızda sürekli olan ekipmandır. Sözüne inanan birisi olduğum için Böyle bir ufacık fener tercih etmek istedim 40 gram ağırlığa sahip ve 70 milimetre uzunluğa sahip yani 7 santimlik 19 milimetre de çapa sahip gayet ufak çok taşınabilir bir fener olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim gerektiğinde çok uzun pil ömrüne sahip oluyor 110 saate kadar çalışabiliyor bu da yaklaşık 4.5 güne tekabül ediyor gerçekten çok iyi bir rakam özellikle sürekli yanık bıraktığınızı düşündüğünüzde buçuk gün çok iyi bir değer. Gerektiğinde de çok parlak bir şekilde yanabiliyor. Maksimum 500 lümen güçle çalışıyor. Onun haricinde su geçirmez, su geçirmez olması da çok önemli. Çünkü bir yere düşürdüğünüzde bir oraya girdi, şuraya girdi derken aklınızın kalmaması gerekiyor. Ve uzun vadede kullanım için de su geçirmez olması bir nevi şart diyebilirim. 5 yıl garantiye sahip dedim. Ve özellikle yapısı şu şekilde gördüğünüz gibi normalde fenerin aydınlatması ne taraftadır? Buradan çıkar. Dümdüz şöyle tutarsınız elinizde ama bunun e bu ne gibi avantajlar sağlıyor? Arka tarafında da iki tane klips var. 2 tane derken bir tane klips var ama iki taraflı bu klips. Oldukça güzel düşünmüşler bunda. Hem buradan sokabiliyorsunuz bir yere takmak istediğinizde veya buradan takabiliyorsunuz. Bu da özellikle daha farklı senaryolarda kullanmak istediğinizde çok yararlı oluyor. Örneğin belinize takıyorsunuz, şapkanıza takıyorsunuz, boynuza takıyorsunuz gerçekten kullanışlı oluyor. Önünüzü aydınlatmak için kafa lambasına ihtiyaç duymuyorsunuz. Örneğin son kampta onun videosunu da izlemek istiyorsanız şuradan izleyebilirsiniz. Kafa lambamı almayı unutmuştum ama bununla tüm işlemleri gerçekleştirdim. Gerektiğinde belime takıyorum, gerektiğinde de boynuma taktım. Veya işte şapkaya, kemere taktığımda oldu. Gayet pratik oluyor ve kafa lambasının eksikliğini hissettirmedi. Ve en sevdiğim özelliklerinden birisi de arka tarafında mıknatısa sahip olması. Bu mıknatısla birlikte metal yüzeylere yapıştırıyorsunuz ve iki elinizle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Arabada kaputu açtığınızda vesaire oralara bir yere sabitleyerek işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz veya mutfakta Elektrikler kesildiğinde ki başıma geldi. Herhangi bir metal yüzeye yapıştırdığınızda direkt olarak tutunuyor ve tutturacak bir yer ara aramıyorsunuz. Detaylarından merak edenler için teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Cree XP G3 LED var üzerinde. Bu LED 50.000 saat ömre sahip ki 50.000 saatte ciddi bir değer. Ayrıca kırmızı LED de var üzerinde 2 adet. Bunlar da Everlight. Pil göstergesi var. Üzerindeki tuşa tek bastığınızda yeşil renkte pil gösteriyor. Örneğin şu an yeşil yanda yani pilimiz vardı anlamına geliyor. Pili de 700 mAh. Merak edenler için 700 miliamperlik bir pili var. Şarj edilebilir bir pil. Bu oldukça güzel. Şu yan taraftaki USB girişinden şarj edebiliyorsunuz. Bu USB girişinin contasına bir şey olduğunda da kutu içerinden yedek contası çıkıyor. Onu da takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Pilinin de fiyatına baktım. Çok da pahalı değildi. Gayet uygunlar. Zaten açıklama kısmına hem bu fenerin hem de diğer fenerlerin linkini bırakacağım. Göz atabilirsiniz onlara da. Biraz da modlarından bahsetmek istiyorum. Şöyle bir yakayım ışığı. Gördüğünüz gibi bu mod ateş böceği modu. En düşük mod. 3 lümende yanıyor ve 110 saate kadar pil ömrü sunuyor bu sayede. Özellikle uzun bir pil performansı istiyorsanız kesinlikle iyi bir mod diyebilirim. Bir sonraki modumuz medium mod. Bunda da 30 lümende yanıyor ve 13 saat 20 dakika boyunca yanabiliyor. Yüksek modda 150 lümende 2 saat 50 dakika yanıyor. Turbo modda ise 500 lümende 1 saat 20 dakika yanıyor ve 85 metreye aydınlatıyor. Kırmızı ışığına da bahsedecek olursak basıl tutuyorsunuz. Işık açıkken beyaz leddeyken basıl tutuyorsunuz ve kırmızı ışığa geçiyor. Şu an gördüğünüz gibi kırmızı ışıkta 4 lümen şiddetinde sinyal modu ve SOS modu var. Bunları da eklemeleri gayet güzel olmuş. Kırmızı modda da 30 saat boyunca çalışıyor. 1 metreden düşmelere 2 metreye de su geçirmezliğe sahip IP68 sertifikası ile birlikte. Kullanım esnasında ben 1-2 defa düşürdüm ama herhangi bir çizik vesaireyle de karşılaşmadım. Gayet sağlam bir hissiyata da sahip. Ayrıca yine pil kapağının contası da yedek olarak yerleştirilmiş kutu içeriğine. O anlamda da uzun vadede kullanım için çok sorun yaşatmayacaktır. Direkt olarak kutudan çıkan contayla değiştirme sağlayabilirsiniz. Gelelim sonuca. Bu feneri yanında özellikle gündelik hayatta everyday carry deniliyor. Yani her gün cebinizde olan eşyalardan birisi olarak kullanabiliyorsunuz. Önünüze aydınlatmak istediğinizde veya uzun süreler boyunca başınıza Allah korusun bir felaket geldiğinde korunmak, önünüze aydınlatmak, kendinize moral sağlayabilmek için uzun pil ömrü 110 saate kadar olan pil ömrü çok yararlı olacaktır. Umarım başımıza böyle bir şey gelmez ama dediğim gibi olması çok güzel bir avantaj. Daha sonrasında çok parlak bir ışık istediğinizde de yani şöyle çevrede ne varmış diye bir bakmak istediğinizde de 500 lümenlik kuvvet gayet iyi performans sunuyor ve 500 limende bile 1 saatin üzerine çıkması şu boyuttaki bir fener için gayet iyi bence. Peki kimler için tavsiye ederim? Kampa gidenler, tırmanış yapanlar, arabayla off-road yapanlar, özellikle arabada metal yüzeylere sabitlemek için mıknatısının olması çok büyük avantaj. Gece koşanlar veya doğa yürüyüşü yapanlar, yanında sürekli fener taşımak isteyen kullanıcılar için de ufacık ama kuvvetli, gerektiğinde de uzun pil ömrüne sahip olan bir cihaz olduğu için kesinlikle tavsiye ederim. Sanıyorum ki bahsetmediğim bir şey kalmadı ama daha detaylı düşüncelerimi merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linkten inceleme yazısına erişebilirsiniz ve aynı zamanda satın almak istiyorsanız farklı modellere bak bakmak istiyorsanız ki güzel modeller de var. Bisiklet için veya farklı kullanımlar için çok güzel modeller de var. Onlara da göz atmak istiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakacağım. Benim genel anlamda çok hoşuma giden bir cihaz oldu. Özellikle fenerin yan tarafa bakıyor olması tasarım anlamında biraz daha şık durduğunu söyleyebilirim düz fenerlere kıyasla ve kullanım anlamında da gayet avantaj sağlıyor. Şapkanızın üzerine falan taktığınızda önünüzü aydınlatabiliyorsunuz. Mıknatısının olması, klipsinin olması vesaire gibi çok güzel özellikleri var. O yüzden ben memnun kaldım. Almak isteyenlere de tavsiye ederim. Merak ettikleriniz olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Çekinmeden sorularınızı sorabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.